Ağzı belli Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbi alamin Allahum salli ala Muhammed. Aşhedu Allah ilahe illallah ve Aşhedu anna Muhammedan abduhu ve resul. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okuyoruz. Rabbimizin izniyle ve Saad bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis şeriflerle birlikteyiz. Muhammed bin Saad bin Ebu Vakkas babasından rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden birinin içinin irin ve kan ile dolması, içinin şiir ile dolmasından kendisi için daha hayırlıdır. Sizden birinin içinin, gönlünün, zihninin diye anlayacağız. İrin ve kan ile dolması yine içinin, gönlünün, zihninin şiir ile dolmasından kendisi için daha hayırlıdır. Bu rivayeti efendimizin bu sözünü duyduğumuzda şöyle bir irkiliyoruz. Yani şiirle ilgili kabullerimiz, düşüncelerimiz toplumda geçerli olan cümleler var çünkü ve bunları ters köşe yapan, bunları reddeden bu ifade bizi ürkütüyor ama neden filan diyesimiz geliyor. Öncelikle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş, Allahu Teala'nın gönderdiği tüm bilgilere tamam demiş bir Müslüman. Bugüne kadar olan bilgilerini Allah ile gözden geçirdiğinde yani kitabın bilgisiyle tanıştığında, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gelen bilgiyle tanıştığında hemen itaat etmesi gerekir. Önceliğimiz budur. Teslim olacağız. Allah ve Resulü diyorsa doğrudur. Sahabe-i kiram veda haccı ve veda hutbesi söylenirken bu kıvamdaydılar. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu mekan hangi mekandır diye sorduğunda herkes biliyordu beldenin emin belde, haram bölge olduğunu, zamanın işte zilhiçe haram ay olduğunu, Hepsi biliyordu ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordukça onlar diyorlardı ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. Çünkü kelimelerini, kavramlarını, anlayışlarını Allah ve Resulü ile değiştirdiler. Allahu Teala ne dediyse ona doğru döndürdüler. Şiir konusunda benim bugüne kadar bir bilgim var. Toplumun bize sunduğu bir bilgi var. Dünyanın, dünya insanların işte edebiyatın felsefenin bilgileri var üzerimize gelen ve biz bunlarla bu yeni tanıştığımız bilgiyi karşılıyoruz. Ve Rabbimizin elçisinin ağzından, Saad bin Ebi Vakkas bize bunu söylüyor. Ne yapacağım? Allah ve Resulü doğruyu söyler diyeceğiz. Önceliğimiz budur. O diyorsa ki şiir dolacak zihnine, kalbine aman boşver. Onun yerine kan dolsun, irin dolsun da daha iyi diyorsa Vallahi doğrudur diyeceğiz. Önce buna teslim olacağız. Sonra sonra anlamaya çalışırız. Sonra kavramaya çalışırız. Ama eğer önce itiraz eder, amaları sıralamaya başlarsak ciddi Müslüman olamayız. Teslim olan Müslüman ikra emrini duyduğunda hemen Rabbinin emirlerini okumaya başlar. Namaz kıl emrini duyduğunda namaz kılar. Oruç tut emrini duyduğunda oruç tutar. İçkiyi bırak dediğinde bırakı verir ya da bırakmaya iman eder. O an beceremese bile, o an yapamasa bile buna iman eder. Der ki doğru budur ama ben buradayım, beceremiyorum. Yapmaya gayret ediyorum. Bu da hatamızdır. Rabbimizden af dileriz. Ama imanımız Allah ve Resulü'nün dediği yerde durmalıdır. Dolayısıyla dönüşecek bir şey varsa ayetler ve hadisler değil, benim zihnim, benim kalbimdir, benim anlayışımdır. Bundan sonra biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini, Allahu Teala'dan gelen ayeti kerimeleri bütünlüklü olarak da değerlendirmeye çalışıyoruz, anlamaya gayret ediyoruz. Çünkü tek bir parçayı ele alıp bütünü ona göre yargıladığımızda ortaya doğrular çıkmıyor. Yani bu hadisi temel kabul edip bütün dini buna göre dizayn etme imkanımız olmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin başkaca uygulamaları da var. Yani şiirler okundu onun huzurunda. Bizzat şairleri vardı. Abdullah bin Revaha, Hasan bin Sabit ve diğerleri. Allah hepsinden razı olsun. Kendisi de okudu beyitler ya da başka Kimselerin beyitleri okundu ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onları dinledi. Hayatının tamamı şiir üzere kurulu değildi. Ama şiir de vardı. Ya da buna benzer artık e, manalı ya da ritimli okumaları da duyuyoruz yolculuklar sırasında. Peki o zaman şiire ne diyeceğiz? Resulullah'ın kızdığı, olmasın dediği, içinize koymayın dediği, Şiir hangi şiirdir? Anlayabildiğimiz kadarıyla Mekke dünyası yani Allah'ın hesap dışı yapıldığı, devre dışı bırakıldığı, kitabın inmediği, peygamberin sokulmadığı ortamlar, şehirler, dünyalarda insanların şehvetleri, arzuları, bilgileri, tecrübeleri vardır. İnsan vardır. Allah yerine haşa insan ikame edilir. O konulur ve onların sözleri, düşünceleri yönlendirmeleriyle diğerleri hareket eder. Ve şairler yani o dönemin gündemini belirleyen, zihin yapısını oluşturan, yönelişlerini ayarlayan kimseler bu durumdaydılar. Bir bakıma toplumun bilim adamıydılar. Bir bakıma toplumu yönlendiren şarkıcılar, politikacılar, ve benzeri kanaat önderiydi şairler ya da bu tür siyasi erke otoriteye sahip olanlar yanlarında şairler de barındırıyor ve istedikleri gündemi topluma bu şekilde taşıyorlardı. Bugünkü belki medya diyebileceğimiz ya da diziler, filmler, şarkı sözleri, reklam replikleri mi diyorlar diyebileceğimiz şarkı sözleri, cıngıllar filan Tüm bunlar işte sanki şiirin karşılığıdır. Yani Allahu Teala'dan gelen bir bilgi var. Hayatı anlamamız, ahireti kavramamız için Rabbimizin gönderdiği bilgi. Nasıl bir insan olacağım, nasıl bir erkek, nasıl bir kadın olacağım. Bunu bize söyleyen bilgiler, vahiy yani kitap ve sünnet. Bir de bunun karşısında insan. İnsanın söylemlerinin hepsine şiir diyebiliriz. Öyle olunca Kulağımızdan içeri dökülen şarkılar, diziler, filmler, gözümüzden içeri giren görüntüler, fotoğraflar, tüm bu bilgilenmeler şiir kapsamındadır. Çünkü insanlar bunlarla hayat felsefelerini oluşturuyorlar. Hani böyle kamyon arkası yazılar gibi. Hayatı anlamlandırırken adam bütün dünyaya bu açıdan bakıyor. Ve şiir işte hayata nereden bakacağımızı anlamlandıran şey demektir, bilinç ayarlaması, şuur ayarlaması. Bizim bakış noktamız Rabbimizin bakmamızı istediği yerdir. Biz de Efendimizin sözünü böyle anlayacağız inşallah. Ahmet bin Hanbel, Müsned okuyoruz Rabbimize hamd ederek. 1538. rivayeti paylaşayım sizlerle inşallah. Sa'd bin Malik şöyle dedi rivayet edilmiştir. Allah kendisinden razı olsun. Sa'd bin Ebi Vakkas'a aslında Sa'd bin Malik böyle bir bilgi geldi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Bu hatırayı o da bize şöyle aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Ey Allah'ın Resulü bugün Allah müşriklerden yana içimi rahatlattı. Onlardan elde ettiğim bu kılıcı da bana ver dedim. Bedir Savaşı ve bu savaşta sağ gereğini yaptı. Çileyi çekti, gayret gösterdi, kahramanlık ortaya koydu, cesaretle saldırdı ve Allah'ın izniyle yapacağım yaptım. Ya Resulallah şu kılıcı da bana ver ganimet olarak dedi. Ganimetle ilgili ayetler inmiş değil. Bundan dolayı bunu talep etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise şöyle dedi bu kılıç ne senin ne de benimdir. Onu bırak buyurdu. Çünkü bütün Müslümanların ortak kazanımıdır. Ben de kılıcı bıraktım. Fakat döndükten sonra içimden belki de bu kılıç bugün benim kadar sıkıntı çekmemiş birine verilecektir dedim. İş dünyasında da saat böyle düşünüyor. Belki de bu kılıç bugün benim kadar sıkıntı çekmemiş birine verilecektir dedim. İnsanız, Sahabe-i kiram ama insan. Dolayısıyla iş dünyasında böyle bir dünyevi istek de oluştu. Kılıç kahramanların sevdiği bir şey. Ve bu uğurda bir kavga vermiş, Allah yolunda kendini ispatlamış birisi Sa'd bin Ebi Vakkas. İlk ok atan, ilk muhacir ve Bedir Savaşı'nda da durumu belli. Şimdi böyle bir düşünce de geçti ama yüreğinden. Bu sırada diyor, arkamdan biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana seslendi. Döndüm, hakkımda bir şeyler mi nazil oldu diye sorduğumda ne kadar garip bir ortam, ne kadar muhteşem bir ortam. Yani içimizden geçenlerin bile anında kitabın ayetleriyle karşılanacağı vahyin çisil çisil yağdığı bir mekan, bir zaman dilimi. Dönüyor, hakkımda bir şeyler mi indi, hakkımda bir şeyler mi nazil oldu diye sorduğumda Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bu kılıcı benden istediğinde o benim değildi. Ancak şimdi bana bağışlandı. Yani Allahu Teala bunu artık bana verdi ayetlerle. Artık ben de onu sana veriyorum dedi. Senindir. Ve ardından Enfal suresini birinci ayet itibariyle okudu. Yes'elûneki anil enfal gulil enfalu lillahi ve rasul diye başlayan ayeti kerime. Sana ganimetlerden soruyorlar. De ki o ganimetler Allah içindir. Dağıtım Allah'a aittir. Ve Resul ve Peygamberinin gözetiminde olacak bu iş. Onun iradesiyle de şekillenecek kime verileceği. Rabbimiz ona verdi. Bu şekilde ayeti kerime inişiyle birlikte kılıç konusunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem serbest kaldı. O da Sa'd bin Ebi Vakkas'a bunu teslim etti. Hayatı Allah'ın istediği çizgide Resul aleyhisselamın gözetiminde yaşamak herhalde böyle resmedilebilir en güzel biz de bu rivayeti, bu hatıra okumuş olduk. Allah'a hamdolsun. Ahmet bin Hanbel 1543. rivayeti okuyacağız inşallah. Amir bin Saad, babası Saad'ın şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Biriniz mescitte tükürdüğü zaman bu tükürüğünü yok etsin ki bir müminin bedenine veya elbisesine bulaşıp da ona sıkıntı vermesin. Mescitlerin temizlenmesi, camilerin kulluk ortamlarının temiz tutulması ile ilgili anlayacağımız bir rivayet. Efendimizin bir sözü. Ama böyle bir mescit düşüneceksiniz. Bugün benim yaşadığım coğrafyada bunu düşünmem çok zor. Mescitlerin halılarla döşendiği bir zamanda içeriye tükürülmesi konusu hayalimizin dışında bir durum olmaz. Ama mescid-i nebevi yerler kum, toprak ve dolayısıyla insanlar doğal bir durum ağızlarında böyle bir durum olacak ve tükürmek zorunda kaldıkları bir şeyler olacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu bir mendile ya da elbisenin bir tarafına yapılmasını söylüyor bunu da gösteriyor. Ya da illa toprağa tükürüldüyse de onu kapatılmasını, Müslümanlara zarar verilmemesini emrediyor. Allahu Teala'nın elçisi her konuda bizi eğitiyor. İmanımızı eğitiyor, amelimizi eğitiyor, ahlakımızı da eğitiyor ve hatta ihsanımızı, yüreklerimizi de eğitiyor. Kur'an'ın ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sözlerine baktığımızda iman var. Yani Rabbimize nasıl iman edeceğiz? Kitabı nasıl kabulleneceğiz? Ahireti nasıl bileceğiz? Bu iman bize anlatılıyor. Sonra İslam var. Ona nasıl teslim olacağız? İbadetlerimiz nasıl gerçekleştireceğiz? Nelerden nasıl vazgeçeceğiz? Bunlar da anlatılıyor. Sonra ahlak var. Davranışlarımız nelerden sakınacağız? Hasetten, kinden ve diğerlerinden. Ve nasıl güzel ahlakımız olacak? Cömertlik, cesaret ve gibi hilim yumuşaklığı. Bir de iç dünyamız, yüreğimize sekinet, zikrin bizde oluşturduğu ağır bağışlılık, vakar ve kalbimizi ihsanın oluşumu, tüm bunları vahiy okuduğumuzda, vahiyle beraberliğimizi devam ettirdiğimizde, Allahu Teala'nın kitabı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetiyle hemhal olduğumuzda, günü bununla geçirdiğimizde her noktamıza yansıyacak Allah'ın izniyle. Hem bireysel anlamda hem de toplumsal anlamda değişim istiyorsak vahile kalmaya devam edeceğiz. Bunu okumaya, bunu gündem yapmaya ve sürekli gözü, kulağı, zihni buraya vermeye çabalayacağız. Çünkü batıl ve şeytanın tüm çabaları bu noktada sürekli zihnimize, gözümüze, kulağımıza, kalbimize sinmeye, girmeye çabalıyor ve bunu da başarmak için gerçekten çok şeyler harcıyor. Ama biz de gayret edeceğiz. La havle ve la kuvvete illa billah. Şeytan güçlü değil. Göklerin ve yerin Rabbi olan Allah güçlüdür. Değiştirecek o, dönüştürecek o. Bizi Allahu Teala kendi istediği kıvama getirecek. Biz buna iman ediyoruz ve buna dua ediyoruz. Okumaya da devam ediyoruz öyleyse. 1545 Ahmet bin Hanbel'in Müsned'ini okuyorum. Amir bin Sa'd babasından aktarıyor Sa'd bin Ebi Vakkas'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslümanlar hakkında Müslümanlardan en büyük vebale sahip olanlar haram kılınmayan bir konuda gereksiz yere soru sormaları yüzünden o konuda bir yasağın nazil olmasına sebep olanlardır. Müslümanlar ile ilgili en büyük vebale sahip olanlar haram kılınmayan bir konuda sorular sorarak o konuda yasağın oluşmasına sebep olanlardır. Medine'de Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat vahiy aldığı dönemde bu gayet anlaşılır, daha rahat anlaşılır bir durum. Ayetler inmeye devam ediyor. Allah'ın elçisine bilgiler geliyor. Bu sırada sorular soruluyor gereksiz. Öyle mi böyle mi diye. Böylece Müslümanların sorularıyla yolunu tıkayan adamlar ortaya çıkıyor. En net şu bilgiye sahibiz. Hacla ilgili Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söz söyledi. Adamın biri dedi ki her yıl mı? Efendimiz cevap vermedi. Her yıl mı dedi yine adam? Cevap vermedi Efendimiz. Her yıl mı diye bir daha sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hatırlayabildiğim kadarıyla her yıl desem bu size farz olacak. Dedi. Böylece Allahu Teala size beyan etmediği konuda sorular sormayın. Siz size emredilerini yerine getirin. Tamam. Ha, anlamadığımız konular sorulur. Anlaşılsın için çabalanır. Yusuf ve kardeşleri kıssasında soru soranlar, düşünenler, bir şeyler bekleyip isteyenler için ibretler vardır diyor Allahu Teala. Elbette konuyu anlamak için çabalayacağız. Ama sorun edeceğiz. Ama burada yapmam gereken bir işi detaylandırarak, ıncıklayarak, içeriğini daha da deşerek bir şeylere güya takva yapıyor diye Müslümanların üzerindeki yükü ağırlaştırmanın anlamı yoktur. Dediğim gibi bu ayetler inerken, bu hadis-i şerifler söylenirken bunu böyle anladık. Ama sonraki dönemlerde, sonraki dönemlerde de insanlar yaşadıkları ortamlarda kendileriyle ilgili ya da etraflarındaki Müslümanlarla alakalı güya ciddiyet, hassasiyet ayaklarıyla böyle sorular, sorunlar ortaya çıkartarak ortamı daraltıyorlar. Bunu öğrencilerle ilgileri olanlar bilirler. İşte bir sınav, bir imtihan yapılacağında öğrenciler gereksiz sorarlar. İşte derler, kırmızı kalemle mi, siyah kalemle mi, birinci sorudan mı, beşinci sorudan mı, ön sayfa mı, arka sayfa mı? Böylece tamam şurası dediğinde konu kısıtlanmış, daralmış olur. Kur'an'da bunun net örneği İsrailoğullarının sığır kesme hikayesidir. Allahu Teala onlardan sadece bir inek kesmelerini emretti, istedi. Fakat onlar sorularla bunu öyle daralttılar ki neredeyse yapamayacakları bir sonuç ortaya çıktı. Büyük külfetler, büyük meblağlar ödeyerek bir inek satın almak zorunda kaldırır sonunda. Sorular beni cennete götürecek bir açılım kazandıracaksa güzeldir. Hayatı daraltacaksa anlamsızdır. Bilgi yüktür. Dolayısıyla bilgilenmek lazım ama bilmem gerekenden fazlasını peşine düştüğümde gözünde, kulağında, gönlünde bundan sorumluluğu var biliyorsunuz. Ahmet bin Hanbel'in müstedini okuyorum. 1554. rivayete kadar devam edeyim inşallah. Böyle atlıyoruz. Yani bu neden? Çünkü bazı rivayetler benzer. Saat bin Ebi Vakkas'tan gelen bu Efendimiz'e ait cümleler tekrar ediyor bazen bu tekrarları atlıyorum. Bazen de ifade etmekte belki güçlük çekeceğim rivayetler var. Onları da size bırakıyorum. İnşallah okuyabilirsiniz diye. Bunu böyle bir tanıtım kabul edeceksiniz bu okumalarımızı. Tamamen bir kitap okumuyor. Kitaptan belli bölümleri gündem yapmaya gayret ediyorum. Ben kendim okuyorum tamamını. Sizden de istediğim bu Allah'ın izniyle. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize sözler taşıyan pek çok kitap var elhamdülillah. Bu ana kaynaklarımızı okumak, okumak, okumak durumundayız. Aynen Kur'an'la birlikteliğimiz gibi hadis-i şeriflerle de birlikteliğimiz olacak. Hem kitabımızı virt halinde sürekli okuyor, tefsirlerden çalışıyor, anlamaya gayret ediyor ve bunu Müslümanlarla paylaşıyor, anlatıyor, gündem yapıyoruz. Hadis-i şerifler de böyle. 1554. rivayet Said bin El-Müseyyebin aktarımıyla Saad bin Ebi Vakkas'a uğursuzluk konusunu sorduğumda beni azarladı. Ve sana bunu kim anlattı diye sordu. Ancak ben bunu bana anlatan ona söylemek istemedim. Bunun üzerine Saad şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Hastalık bulaşması, uğursuzluk ve hame diye bir şey yoktur. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı at, kadın ve evde olurdu. Bir yerde veba olduğunu duyduğunuz zaman oraya girmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde veba baş gösterirse de oradan çıkıp kaçmayın. Niye hızlı Sa'd bin Ebi Vakas onu bilmedim. Said bin El Müseyyebe ki pek çok hadis-i şerifi kendisinden öğrendiğimiz bir zat tabiinden. Allah ondan da razı olsun. Fakat yine de cevap veriyor. Ve kızılan kişiyi de yani aktarımda bulunan kişi de Said söylemiyor. Belki böyle ilgilenilmemesi gereken bir konuyla ilgilendiği için ya da uğursuzluk konusunun gündem olmasını istemediği için bu konunun rahatlıkla bilinmesi gerektiğini düşündüğü için saat belki öyle kızdı bilmiyorum. Fakat cevabı şöyleydi hastalık bulaşması, uğursuzluk ve hame diye bir şey yoktur. Eğer bir şeyde uğursuzluk olsaydı, at yani binit biliyorsunuz daha evvelki okuduğumuz hadislerde hem mutluluk sebebi hem mutsuzluk sebebi olabiliyor. Eğer salih bir binitse yani atsa ya da buna benzer bir binitse kişi bununla mutlu oluyor. Kadın tabi bu kocayı da içerir. Eğer Salihse, Salihaysa o da bir uğur veya uğursuzluk kapsamına girebilir. Ev öyle hane Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuda söyledi yani mutluluk sebebi ve mutsuzluk sebebi olan şeyler diye. Uğursuzluğu da böyle anlayacağız. Değilse uğursuzluk yok. Bir de ek bir bilgi verdi. Saat Muhammed aleyhissalatu vesselam'dan duyduğu bir yerde veba olduğunu duyduğunuz zaman hastalık oraya girmeyin sizin bulunduğunuz yerde veba baş gösterirse de oradan çıkıp kaçmayın dedi. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz. 1561. rivayeti okuyacağım inşallah. Musab bin Saad, o da babasından rivayet ediyor. Bir bedevi gelmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şöyle sormuş. Bana söyleyeceğim bir dua öğret. Bedevi, Medine dışında yaşayan, kimselere verilen bir isim. Konar göçer bir hayatları var. Belli bir mekan değil de işte çölde neresi imkan dahilindeyse hayvanları için oraya doğru göçüyor. Dolayısıyla bağlılıkları mekana daha az. Şehirliler gibi değil. Bundan dolayı da cesur, yiğit ama biraz kaba kimseler. Yani sözlerini gizlemiyorlar. Pat diye söylüyorlar. ihtiyaçlarını daha kolay arz ediyorlar. Sorularını daha rahat soruyorlar. Böylesi bir adam gelmiş ve samimi bir şekilde soruyor. Diyor ki bana söyleyeceğim bir dua öğret. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz adam seçmiyor. Bütün insanlar Allah'ın kuludur kulu olmaya layık kimselerdir. Kulluklarını eğer Resul'den öğrenmek isterlerse o onlara öğretmek durumundadır. Biz de bu noktada karşımızdaki bedeviymiş, medeniymiş seçme hakkımız yok. Ben müminim, ben Müslümanım diyen herkes kardeşimizdir. Sevmek zorundayız. Ve onların şerefli olduğunu da bilmek zorundayız. Medine'de, şehirde yaşayan mı şereflidir? daha da çobanlık yapan ya da işte bir koyunun yanında yaşayan kaba bir adam görüntüsü çizen kimse mi Allah katına daha değerlidir? Biz bunu bilmiyoruz. Hepsi kardeşimizdir. Sevmek zorundayız. İşte bakın bu kardeşimiz, bu sahabe-i kiram, bu bedevi zat, Peygamber aleyhissalatü vesselama sorulması gereken güzel bir soru, talep edilmesi gereken güzel bir talepte bulundu. Bana söyleyeceğim bir dua öğret dedi. Efendimiz صلى الله عليه وسلم شودت باشتافات شود السؤل لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيره والحمد لله كثيرا وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم لا إله إلا الله وحده لا شريك له الله أكبر كبيرة والحمد لله كثيراً وسبحان الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم درت لا إله إلا الله وحده لا شريك له Allahu akbar kebira ve elhamdülillahi kesira ve subhanallahi rabbil alamin ve la havle ve la kuvvete illa billahil azizil hakim. Beşincisinde anlamıyla beraber söyleyeyim. La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Allah'tan başka kendisine kulluk yapılacak kimse yok. Vahdehu la şerikele. O biriciktir, tektir ve ortağı yoktur. Allahu akbar kebira ve Allah en büyüktür ve her yönüyle büyüklenme tek ona aittir. En büyük odur ve büyüklenme imkanı olan da sadece odur. Velhamdülillahi kesira bütün övgüler, hamdler pek çok olarak ona aittir. Hepsiyle eksiksiz övgüler ona aittir. Allah'a aittir. Ve subhanallahi rabbil alemin. Alemlerin Rabbi olan Allah tesbih edilecek varlıktır. Bir tek onun adı anılır. Bir tek o doğru şekilde bilinir. Kitapta bize kendisi nasıl tarif ettiyse öyledir. Ve Allahu Teala bütün hayatımda, bütün sözlerimde biricik olandır. Alemlerin Rabbidir o. Tüm güç ve kuvvetlerin ancak her şeye gücü yeten ve yaptığı her şeyi yerli yerince yapan Allah tarafından verileceğini kabul ederim. Bu da şöyle: Walla hawle, walla kuvvete İlla billahil azizil hakim. La havle değiştirecek yok. Ve kuvvete kuvvet sahibi kimse de yok. İlla ancak billah Allah var ki o Allah el aziz. Azizdir, şereflidir, güçlüdür, kuvvetlidir. El hakim hüküm hikmet sahibidir. Her dediğini yerine getirebilecek bir imkana da sahip olan sadece odur. Bu duayı beş kere yapmasını, bu cümleleri beş kere söylemesin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bedevi'ye söyledi ve öğretti. Ama Bedevi dedi ki sonra bunlar Rabbim içindir. Tamam yani aldım kabul ettim bunları yapacağım. Kendim için ne söyleyeyim? İsteklerimi kendim için nasıl arz edeyim diye sorunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duayı öğretti. Allahum mağfirli varhamni varzukni vehdini ve afini. Bu duaları öğret. Allahum mağfirli. Allah'ım beni bağışla. Ya Rabbi bizi bağışla. Ancak bağışlamaya güç yetirecek Allah'tır. Varhamni. Bana merhamet et. Bize merhamet et. Bizim gücümüz zayıf, kuvvetimiz eksik, acziyetimiz çok. Senin emrettiklerini yerine getirme noktasında zaaflarımız. Senin kaçın dediğin şeyler noktasında ise imkanımız kısıtlı. Arzularımız çok olabilir. Sen bize merhamet et Allah'ım. Varzukni biz rızıklandır. Yemekle, içmekle, elbiseyle, çocukla, hanımla, kocayla her konuda bütün rızkı veren sensin. Ben rızıklandır. Vahdini tüm bunlar konusunda ve hayatı yaşama noktasına bana hidayet et, bize hidayet et. Doğru yolu göster, cennet yolunu göster. Dünyada nasıl yaşanır? Hayat nasıl bilinir? Suyu içmek ancak Allah'tan öğrenilir. Yemek yemenin şekli Allahu Teala'dan öğrenilir. Kulluk Allahu Teala'dan öğrenilir. Yolları Allah açar. Etrafa gideceğimiz o söyler. Vahdini bana hidayet et ve afini ve bana afiyet ver Allah'ım. Yani bizi bağışlayan sensin, bize merhamet eden sensin, bizi affeden sensin. Dünyada da sağlık ver, afiyet ver, kafa dinginliği, gönül rahatlığı, sükuneti ver diyoruz. Ne kadar kuşatıcı kapsamlı bir dua. Önce La ilahe illallah ve la şerikele Allahu akbar kebir ve elhamdülillahi kesira ve subhanallah rabbil alemin ve la havle ve la kuvvete illa billahi l'azizil hakim. Beş defa demesini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bedeviye öğretti. Kendisi için talep olarak, istekler olarak da bunları söylemesini istedi. Bunu da bir daha söyleyeyim. Allahum mağfirli ve erhamni ve erzukni ve ehdini ve va afini. Allah'ım beni bağışla, bana merhamet et, bana rızık, hidayet ve afiyet ver buyurdu. Bu rivayetle sözü tamamlayalım. İnşallah Sa'd bin Ebi Vakkas'ın rivayet ettiği hadis-i şeriflere devam edeceğiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.